Değerli seyirciler, arkadaşlar, merhaba, ben Murat. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Kanalıma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Yeni gelen abonelere hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim abone olmuşsunuz. Abone olmayanlara rica edeceğim, siz de abone olursanız, zile tıklarsanız çok memnun, çok gurur duyarım. Arkadaşlar, YouTube sayfamı inceledim. Şu anda 7400'ün üzerinde abonem var. Bir video yüklediğim zaman diyelim ki 1000 kişi buna baktı. O 1000 kişinin 800'ü bana abone olmayanlardan. Ben de bilmiyorum bu aboneler nereye gidiyor. Belki de bu Slayolo videoları yaptığımızda onun için, bilgiler için abone oldular ve kaldılar. O da iyi. Onun için de teşekkür ederim. Tabii ki Slayolo konusu evin önüne geldiği zaman, izinler başladığı zaman, başlamasına bir ay kala filan, tabii ki ben de videoları çekmeye, yayına vermeye başlayacağım. Gelecek sene programım şöyle olacak. Yaz sezonu gelmeden kendim bir arabayla gidip geleceğim. Gidiş başka yerden olacak, geliş başka yerden olacak. Ona göre en son bilgileri alacağım ve Slayolo videolarına başlayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar, bugün biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Geçen 10 gün içerisinde 1-2 video yaptım. Kendimden anlattım. Bu videoları bayağı beğendiniz, yorumlarda yazdınız. Abi veya kardeşim yazıyorsunuz, bunun devamını bekliyoruz yazıyorsunuz. Bunun için teşekkür ederim arkadaşlar. Tabii ki gurur duydum. Eski zamanlara ben kendim de dönmesini seviyorum. Eskiden yaşadığımız günler gerçekten güzel günlerdi. Ama maalesef o yaşlarda bazen, değil bazen, çoğu zaman kıymetini bilmedik. O günler de su gibi gelip geçti arkadaşlar. Arkadaşlar, bu konuya gelmeden evvel size bugün neler yaptım onları anlatmak istiyorum. Bugün cumartesi, bugün bu sabah kalktım, oğluma gittim, oğlumu ziyaret ettim. Oğlum bir satış yerinde çalışıyor, satıcı olarak meslek yapıyor, meslek öğreniyor. Onun diplomasını alacak inşallah. Ondan sonra o kanton Aargau'da kalıyor. Bize bayağı uzak, 100 kilometrenin üzerinde. Aynı kantonda kardeşlerim oturuyor. Levent ile Yasemin oturuyor. Yasemin Türkiye'de aslında ama devamlı gidip geldiği için, o da şimdi burada olduğu için Levent ile Yasemin'i de ziyaret ettim. Ve dönüşte arkadaşlar BMW'nin baş bayisine gittim. Neden? Biliyorsunuz ki ben kendi arabamı, Slayolo arabamı, neden onun ismi Slayolo? Çünkü ben o arabayı Slayolo için en fazla kilometre orada yapıyorum. Şimdiki arabam BMW M4, üstü açılanlardan. Onu kışın zaten kullanmıyorum. Kullandığım zaman yazın güzel günlerde, yağmur yağmadığı zaman üstünü açarak İsviçre'de keyif için o arabayı ben aldım. Şimdi belki bazılarınız diyeceksiniz, ya değer mi? Benim için değer. Çünkü ben, beni tanıyanlar biliyor, biraz araba hastasıyım. O benim hobim. Onu benim elimden kimse alamaz. Şimdi arkadaşlar, yaş ilerledi tabii ki. Yavaş yavaş anlatacağım konuya da geçeyim. Böyle bu konuyla beraber. Yaş ilerledikçe arkadaşlar, insanın istekleri de değişiyor. Bu arabayı aldığım zaman üstü açılan olsun. Ondan evvel Z4 vardı. Onun da üstü açılıyordu. İki kişilikti. O bana ufak gelmeye başladı. Ben genişlemeye başladım. Araba küçülmeye başladı. Yaşlıkta oluyor bu arkadaşlar. Neden? Neden yaşlandığında insan kilo oluyor? Bunu da size izah edeyim. Seneler geçtikçe insanın bilgisi de çoğalıyor. Bu bilgiye insanın vücudunun içinde yer lazım. Onun için insan başlıyor, orası burası şişmeye başlıyor. O bende de başladı şimdi. Bilgi çoğaldığı için yer lazım. Artık kafada yer kalmadı, başladı göbek filan büyümeye başladı. Onun için ben o bilgileri oraya buraya sıkıştırıyorum. Kusura bakmayın, onun için biraz kilo aldım. Bu konuyu da böyle kapatalım. Bir daha açmayalım bu konuyu lütfen. Arkadaşlar, devam edelim. Bugün neler yaptık, orada kalmıştık.
Dönüşte arkadaşlar Dilsdorf'a BMW'nin bayisine uğradım. Biraz evvel anlattığım gibi Slayolu arabamı satıyorum biliyorsunuz. Videosunu yaptım. 1001 çeşit yorum geldi. Beni üzen videolar, yorumlar da geldi. Ben bu arkadaşlara bu konuyu açtık mı hemen söyleyeyim. Siz beni neden üzüyorsunuz? Beni üzenlere söylüyorum. Kardeşim alacaksan al, almayacaksan yol orada uzayıp git. Ama lütfen saçma sapan beni üzen yorumlar yapmayın. Ben sizi üzüyor muyum? Yok, üzmüyorum. Bugün bir arkadaşımız yazmış, koskoca adamsın. Hareketlerine bak. Arkadaşlar benim hareketlerimde bir yanlışlık varsa lütfen yazın. Lütfen bu videonun altına yazın o hareketleri. Ben düzelteceğim anında. Beni özel hayatımdan tanıyanlar bilir ki ben aslında çok şakacı bir insanım. Yani her 5 dakikada bir şaka yapan bir insanım. Ama tabii ki video karşısında, kamera karşısında bu devamlı olmuyor. Onun için de her 5 dakikada bir şaka yapmıyorum. Ama şakayı seven bir insanım. Ben böyleyim. Beni kimse de değiştiremez. Beni değiştirseydi zamanında babam değiştirirdi. Babam değiştiremedi. Onlar da değiştiremez. Arkadaşlar konumuz işte eskiye de döneceğim bir dakika. Araba arkadaşlar Dilsdorf'a gittim BMW bayisine. Orada devamlı satılık kullanılmış araba arıyorum tabii ki. Benim aradığım arabayı yeni alma benim bütçem yetmez. Çünkü benim aradığım arabanın yenisi 140 bin ile 160 bin frank arası. Frank yani euroya çevirdin mi 130-140 bin euro yapıyor. Ben bunu yenisini almaya belki gücüm olabilir ama almam, gerçekten paraya yazık, çok para. Ben bunun kullanılmışını arıyorum, şöyle arıyorum, 2 senelik en fazla 3 senelik kilometresi az olan. Şimdi belki diyeceksiniz yahu 2 senelik arabanın kilometresi nasıl az olur bu adam bunu? Yok arkadaşlar öyle değil işte, adam kendisi belki doktor, öyle bir araba alıyor, o araba garajda duruyor, adam onu ayda belki 3 kere 4 kere çıkarıyor ve gideceği yerde belki 30 kilometre fazla kullanmıyorlar. Ben şimdiki arabayı da 8000 kilometrede aldım, hatta 4 senelikti. Bunu inanmayan da var, inanmasınlar, onların sıkıntısı olsun. Arkadaşlar şimdi döneceğim, biraz gençliğimden anlatmak istiyorum, eskiden nasıldı? Arkadaşlar ben meslek okulu yaparken bende moped vardı, Puch Maxim. Zamandan motora açılmıştı, bayağı 40-45 basıyordu yani 30 normalinde, fazlası zaten yasak. Arkadaşlar o zamanlar benim oturduğum 15 kilometre civarında 3-4 tane araba galerisi vardı. Ondan fazla yoktu yani, o 3-4 tane araba galerisinde de arabalar sayılıydı. Yani birinde 5 tane, birinde 10 tane. Yani demek istediğim, şimdiki araba bolluğu o zaman yoktu. Yani benim mopedle bir tur attığınız zaman aşağı yukarı biliyordunuz. Opel orada var, Ford orada var, Mercedes BMW onda var. Ondaki eski, bundaki yeni. Onun kaset rekorderi var, öbürkünün yok, bilmem ne, onun arkasında boksaları var müzik için, öbürkünde yok. Arkadaşlar eskiden benim gençliğimde yeni araba aldığınız zaman içinde teyp bile yoktu, onu özel olarak alıyordunuz. Ama fabrikadan genellikle pahalı olduğu için insanlar kendileri takıyordu sonradan. Belki hatırlarsınız, arabaların arkasında böyle iki tane box, orta yerinde de böyle köpek vardı, böyle devamlı kafasını sallar böyle. Yani Slayolu'nda onun arkasına bir takılırsam İstanbul'a kadar Hamburg'dan böyle kafasını sallar. Yugoslavya'da daha hızlı sallıyordu arabaların o yollar kötü olduğu için böyle daha çok yapıyordu. Almanya'da yavaş sallıyordu, otobanlar daha temiz olduğu için. Ama o boxları biz kendimiz monte ederdik. Ondan sonra arabaların kapılarına da boxları kendimiz monte ederdik arkadaşlar. Ben o zamanlar tabii araba hastalığı, işe gidiyordum. Şimdi
Bu yandan gittim mi bir tane Ford Capri vardı. Artık arabaya baka baka arabayı ezberlemiştim zaten. 2800 motor, 6 silindir, metalik rengi vardı arkadaşlar. Yani ne bileyim ama 1,5 sene mi 2 sene mi ne orada durdu. Benzinlik vardı, hemen benzinin yanında böyle yamuk koymuşlardı. Geldiğin zaman güzel görüntüleri vardı. O yuvarlak lambalar, iki burada, iki burada, aynı BMW'ye benziyordu önü. O zamanların arabasıydı o. Yani ne zaman oluyor bu? Opel Manta zamanları. O Ford Capri vardı orada. Bir içim suydu. İçi de öyle, dışı da öyle. Er geçtiğimde bakıyordum arkadaşlar. Bu taraftan geldiğim zaman bir tane yeşil BMW vardı. Metalik renkli. Jantları, mantları ona göre spor tabii yapılmış. İçinde teyip vardı. Onun teyip vardı. Önde de iki tane box vardı. Yani şimdiki gibi, şimdiki arabalarda arkadaşlar. İçinde müzik şeyi içinde 16, 18, 20 tane de her yerden ses geliyor. Eskiden yoktu. Arkadaşlar o BMW'ye de devamlı her sefer bakardım, bakardım, bakardım. Sonunda arkadaşlar o BMW'yi satın almıştım. Ya nasıl, kaç paraydı ya? O zamanın parasıyla 15 bin mi, 18 bin mi ne vermiştim? 85 bin kilometredeydi. Hatta geçenki videolarımda söylemiştim. Kilometresi yanlıştı arkadaşlar. O 85 değil, 185 bindi. Çünkü aldıktan sonra anladım. Ben değil, öbürkünler de anladı arkadaşlar da. Motoru hastaydı. Motoru çalışmıyordu. Motoru duruyordu. Duruyordu. Böyle yani güzel çalışmıyordu. Nasıl adam kalp hastasıdır, kalbi güzel atmaz, arada sırada arıza yapar. O motorda da öyle bir arıza vardı arkadaşlar. O zamanlar işte onu öyle almıştım ben. Ama ben onun içine equalizer filan takmıştım. Arkaya boxlar moxlar takmıştım filan fincan. Yalnız o zaman gençlik zamanımızda ya bu arabanın servisi gelecek. Servisi bu kadar. Bu arabanın tekerlekleri eskiyor. Bunların tekerleklerini değiştirmen lazım. Dört tekerlek bu kadar. Onun hesabını kim yapıyor? O zamanlar gençlik. Evden de ayrılmışım. Baba sözü de geçmiyor. Babam beni görmüyor ki. Arabanın tekerleğini nereden görsün ki? Beni uyandırsın. Ben evden gidiş bir gidiş, o gidiş. Nerede gördüm? Murat ben seni. Murat o biçim. Bütün dağları tepeleri geçmiş. Oh. Hafta sonu o disko benim, bu disko benim. Arkadaşlar o zaman öyleydi. Ama şimdi Murat bayağı yani sustu, gerçekten sustu. O zamanlar öyleydi. Öyle bir iki sene bir şey hayatı ben yaşadım. Genç hayatı yaşadım. Arkadaşlar yalnız esrarım mesrarım böyle bir şeyim olmadı. O zamanlar sigara içiliyordu, sigara içtik. Alkolüm de yoktu. Yani ben alkol sevmezdim. Yani diskoya müskoya gittiğim zaman ben kola içerdim. O zamanlar Red Bull yoktu arkadaşlar. Red Bull yok. Red Bull dünyada yoktu. Red Bull diye bir şey yoktu. Bu Red Bull denen şey sonradan yani piyasaya çıktı. Biz gençliğimizde bunu görmedik. Bizim gençliğimizde girdiğin zaman otomatikmen kola. Kola. En çok içilen şey kolaydı yani. Benim gençliğimde arkadaşlar McDonald's, bakın 18-19 yaşlarındayken bir Zürich'te vardı. Biz Kanton Aargau'nun Turgis'inde oturuyorduk. Ondan sonra ben Wettingen'e taşındım. Vranos Wettingen'e taşındım. Arkadaşlar sonra seneler sonra Baden'e geldi. Baden de büyük bir şehir. Ama bizim gençliğimizde McDonald's'a gitmek istediğimiz zaman gençlerin, benim arkadaşların BMW'leri vardı. 3.20, 3.23 anlatmıştım geçen de işte. Onların arabalarına oturuyorduk. Vın şeye gidiyorduk. Zürih'e gidiyorduk. Arkadaşlar biraz evvel söyledim BMW garajına gittim diye. Arkadaşlar kullanılmış araba yok. Neden yok? Yani kullanılmış araba, bakın yani bunu unutmadan söyleyeyim. Kullanılmış araba var, şöyle var. 5 senelik, 6 senelik, 7 senelik var. Yalnız geçen 2 senelik
bir senelik araba yok. Çok az var. Neden var? Bu korona yüzünden, bu hastalık yüzünden arkadaşlar Çin'den mal gelmiyor. İnşallah buraya kadar seyretmişsinizdir. Bunu da duyarsınız şimdi. Çin'den buraya mal gelmiyor. Neden? Bu para politikasıymış. Zam yapacaklarmış. Böyle söyleniyor. Böyle kulağımıza geliyor. Arkadaşlar koskoca BMW baş bayisinde o kadar çok kullanılmış araba olan yerde, yani 100 tane, 200 tane, 300 tane anında olan yerde belki 5 tane araba vardı. Onlar da X5 BMW değil, başkalarıydı. Ben daha girer girmez hemen çıktım zaten, bakmadım bile. Yok, bomboş, koskoca yer bomboş. Araba yok. 1-2 senelik kullanılmış araba yok. Neden? Yurt dışından araba gelmiyor. Bizim şirket, biz teknisyenlere 30 tane mi ne Volkswagen Caddy ısmarladı. Kaçta bunu da videolarımda söyledim. Geçen sene ısmarladılar. Mart Nisan'da gelecek dediler. Bu geçen Mart Nisan'da, sene sonu geldi. Şimdi diyorlar ki Şubat'ın ortasında gelecekmiş. Bizim toplantımız vardı şirkette. Hatta bazı arkadaşlar sordu. Şubat'ın ortası ama hangi senenin? 22 mi, 23 mi, 24 mi? Hangi senenin? Yani artık insanlar da inanmıyor geleceğine. Çin'den araba fabrikalarına Avrupa'ya mal gelmiyor. Onun için yeni araba kıtlığı var Avrupa'da. Arkadaşlar bu videomda sizlere biraz şimdiden anlattım. Size bu videomda biraz eskiye döndüm. Biraz muhabbet ettik. Bakın ben kendime çay da yaptım. Siz de inşallah bir çay, bir kahve yapmışsınızdır. Bu videoya bakarak çayınızı, kahvenizi içmişsinizdir. Böyle buna benzeyen videolar gelecek. Eskiye de döneceğiz. Şimdiden de anlatacağız ve ileri de bakacağız. İleride neler olabilir, başımıza neler gelebilir. Arkadaşlar bana yorum yapın, isteklerinizi yazın. Araba videoları gelecek. Araba videoları yolda, biliyorum. Beğeniyorsunuz. Bugün vaktim olmadı araba videosu çekme, ama muhakkak olacak. Yarın öbür gün yolda geliyor. Geliyor arkadaşlar. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Videolarımın sonuna kadar izleyenler bilir. En sonunda ne diyorum? Sıhhat, sıhhat en mühim. Sıhhatlı kalın, benimle kalın, hoşça kalın. Murat.